yolsuzluklarla mücadeleyi bir kenara bıraktınız, görmezlikten geldiniz. Onun sorunları Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sorunu anayasa sorunu değil. Ülkeyi yönetenlerin hata yapmasına imkan vermeyecek bir anayasa düzenleme yetkisi hiçbir anayasada bulunamamıştır. Hiçbir anayasada siyasetçi hatasını bertaraf edecek önlem yoktur. Olay sorunlu insan olma, iyi siyasetçi olma, devlet adamı olma, bugünü değil yarını düşünme, günlük çıkar için, siyasi çıkar için ülkeyi sıkıntıya sokmama olayıdır. Değerli arkadaşlarım, bu tasarı önümüzde. Ben inanıyorum ki eğer bu tasarı geçerse Türkiye çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Yani biz Büyük Millet Meclisi'nin özünü, temelini, Büyük Millet Meclisi değil sadece, onun arkasındaki milletin haklarını maalesef bir tek kişiye emanet etme konumundayız. Böyle bir tablo içinde bizim dikkat etmemiz gereken konu sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğudur. Ben inanıyorum ki bu büyük yanlışı önleyebilecek organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şimdi hepimiz büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine, anayasadaki konumuna ve sorumluluk duygusuna yakışan bir şekilde bu proje karşısında bu yanlıştır diyebilmelidir. Buna ihtiyaç var. Bu söylenebilir, söylenmelidir. Bunun söylenmesi Türkiye için de, inanıyorum ki AKP için de, herkes için de yararlıdır. Bu proje muhalefete karşı değil, AKP iktidarına karşıdır. Bu proje Türkiye'de başbakanlığı ortadan kaldırıyor. Ya niye kaldırıyorsunuz? İktidar çatışması var. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani burada mı var? Ne olacak iktidar çatışması olsa? Ya ben kimseyi ikna etme mecburiyetinde kalmamalıyım. Aklımdan geçen projeyi derhal hayata sokabilmeliyim. Benim elimi serbest bırakın. Peki hadi başbakanlığı verdik. AKP Genel Başkanlığı'nı niye alıyorsun? AKP Genel Başkanlığı'nı da bana verin. AKP Genel Başkanlığı'nı vermiyoruz sana. Yasamayı veriyoruz. Yasamayın yarısını emanet ediyoruz. Milletvekillerini sen yazacaksın. Senin imzanla milletvekili listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek ve sen o listeyle çoğunluğu oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısında dengeli bir yönetim yapacaksın. Olacak şey mi? Bu milletin elindeki, o %100'ün elindeki iktidarın bir kısmını meclisin içinden ve bir kısmı da doğrudan anayasal düzenlemelerle alıp götürmektir. Yanlıştır. Buna izin vermeyelim. Bunu verirseniz ben inanıyorum ki Türkiye büyük sıkıntıların içine girer. Vermezseniz de Türkiye'nin önünde büyük ufuk açılır. Bu reddedilirse bu tasarı bu meclisten, Türkiye'nin önünde büyük ufuk açılacağına ben içtenlikle inanıyorum. Evet, evet. Yani Türkiye çok rahatlayacaktır. Siz rahatlayacaksınız. Yani siz kimliğinizi kazanacaksınız. Teşekkür ediyorum Sayın Baykal. Süreniz doldu. Bir saniye arkadaşlar, farkında değilsiniz. İki dakikayı da verdim de farkında değilsiniz insicamını bozmamak için. Sayın Baykal tamamlayın lütfen. Açalım arkadaşlar bir dakika. Tamamlayın. İki dakikanız daha da geçmişti. 5 dakika ekstra verdim size. Grup başkan vekilleriniz biliyor arkadaşlar yani, lütfen. Bilmeden konuşmayın. Böyle önemli bir konu konuşulurken Sayın Başkan'ın ya da yönetimin bu hassasiyeti beni çok duygulandırıyor. Yani yani 1 Mart tezkeresini konuşurken selam olsun, kulakları çınlasın. O zamanki meclis başkanımız gene 20 dakikaydı aynı iş düzük. Dedi ki bir 20 dakika daha. Ben bitiremedim 40 dakikada. Dedi ki
Türkiye'nin, devletin çok temelli sorunlarını konuşuyoruz. Bir 20 dakikada ben size veriyorum. Bir 20 dakika daha konuşun dedi ve Sayın Bülent Arınç'ın katkısıyla, desteğiyle bir saat konuştuk. Şimdi Türkiye'de devletin temellerini sarsacak olan kişi hegemonyasını millet egemenliğinin yerine geçirecek olan, meclis üstünlüğünü milletvekillerinin eliyle bertaraf edecek olan bir tasarıyı görüş. Teşekkür ediyoruz Sayın Baykal. Teşekkürler Sayın Baykal. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.